Selam sayın izleyenler. Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Yeni özellikle eğitimle ilgili olarak getirilmiş kararlar herhangi bir şekilde ikinci yarı etkilemeyecektir. İkinci yarı tüm öğrencileri için 10 Haziran'da bitmiş olacaktır. Öte yandan ise Avrupa Parlamentosu'na hitap etmiş olan Emmanuel Macron'dan tekrar Batı Balkan ülkelerine çağrı gelmektedir. Mevcut olan Bulgaristan ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti resmi ziyaretinin gerçekleştirilmiş olduğu neticeleri olumlu bir şekilde her iki tarafından da değerlendirilmektedir. Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov Makedonya ziyareti kapsamında özellikle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski yanı sıra mevcut olan hükümet başbakanı Dimitar Kovacevski bir de birçok bakanla da bir araya gelmesiyle beraberce ilk yankılar TV21 için açıklamasını yapan Boyan Maricic'e göre olumlu bir şekilde değerlendirilmektedir. Öte yandan ise özellikle yapılmış olan görüşme esnasında mevcut olan Kiril Petkov'un da Sofya'daki bir sonraki oturumu ile ilgili olarak tüm gereken hazırlıklar yapılmıştır. Şu an iyi bir başlangıç olarak her iki taraf tarafından yapılmış olan değerlendirmeler söz konusu olmaktadır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa Birliği'nin gelişlenmesinden mevcut olan konularına değmesiyle birlikte tekrar Batı Balkan ülkelerine olumlu bir mesaj yollamış olduğu Strasbourg oturumunda özellikle mevcut olan çalışmalarına devam eden Avrupa Komisyonu ve parlamentosuna katılan Emmanuel Macron özellikle Batı Balkan ülkelerine yeniden bir çağrı söz konusu olmuştu. Mevcut olan Reuters medyasına göre yapılmış olan açıklamasına göre Emmanuel Macron Macron bu konuda kararlı. Ana muhalefet Vamaro Dapaman'ın lideri Hristiyan Mitskovski Ohriten dün yaptığı açıklamada erken seçim talebini yineledi. Mitskovski erken seçimin bir an önce geçici hükümet kurulmadan tek seçim bölgesi modeliyle yapılması çağrısında bulundu. Hristiyan Mitskovski tek seçim bölgesi modeli hususunda da görüşmeye hazır olduklarında sözlerini ekledi. İktidar Sosyal Demokratik Birliği tarafından yapılan açıklamada ise erken seçime gerek olmadığı yeni hükümetin kurulduğu ve meclisteki iktidar çoğunluğunun arttığı belirtildi. Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamasına göre okuma yoğunun tamamen devamı olarak ikinci yarı 1 Şubat'ta başlamasıyla birlikte 10 Haziran'a kadar devam edecektir. Daha geç başlamasıyla ilgili olarak ikinci yarının devam ettirilmesi konusunda herhangi bir sebep söz konusu olmadığına dair olarak açıklamasını yapan Şakiri'den mevcut olan çalışmaları kapsamında öğretim yılına bağlı olarak ikinci yarı 10 Haziran'da bitmiş olacaktır. Ona göre mevcut olan müfredatlarında ayrılanmasına gerek vardır. Debre'deki su tesisatın daha eski olmasıyla beraberce oldukça büyük bir hasar söz konusu da olabilir ve ileride bunların ortadan kaldırılması ile ilgili olarak ancak standart kamu şirketinin mevcut olan çalışmalarına ekstradan ek yapılması gerekiyor. Çünkü buradaki müdürü Bulim Kaba'ya göre yapılması gerekenler yapılmaktadır. Fakat buradaki tesisatın tamamen daha eski olması ile ilgili olarak buradaki müdahale etmede sayısı oldukça büyük söz konusu olmaktadır. Öte yandan ise emeklilere özellikle odun dağıtılması konusunda bu sefer de Stogo şirketi tarafından geçen sene de yapılmıştır. Buradaki yetkililerine göre 500 metreküpten fazlasıyla mevcut olan emeklilerin taleplerine cevap verilmiştir. Öte yandan ise bölgemizde son COVID-19 istatistiklerine göre toplam 15 tane aktif vaka söz konusudur. Debre ve Merke Jupa ait olan son COVID-19 istatistiklerine göre mevcut olan Omikron'un da varyantını ülkemizde olduğu gibi bölgemize de yavaşça gelmektedir. Öte yandan ise her iki belediyesinde toplam vaka sayısı 15'i gösteriyor. Son COVID-19 istatistiklerine göre yeni iki tane vaka tespit edilmiştir. Debre Sağlık Ocağı Müdürü Baki Aliliye göre tüm gereken aşılama süreçleri devam ederken Öte yandan ise şu an aktif olarak buradaki hastanedeki kayıta bağlı olarak COVID-19 hastaların sayısı 15'i gösteriyor. Stogov Ormancılık Şirketi tarafından yapılmış olan açıklamasına göre özellikle emeklilere destek vermek konusunda devam edilmektedir. Buradaki Stogov Şirketi Müdürü Rami Lata'ya göre geçen sene toplam 520 metreküp odun tamamen emeklilere dağıtılmıştır. Bütün gereken çalışmalar ve mevcut olan yasaların çerçevesinde emeklilere yardımcı olunmaktadır. Debre Stogov Şirketi Müdürü Lata'ya göre yapılması gerekenler yapılmıştır. Emekli emeklilerin taleplerine göre uygun olarak cevap verilmektedir. Müzik Debredeki su satın eski olmasına ilişkin olarak özellikle onarım görme şansları daha büyük olmaktadır. Standart Kamu Şirketi Müdürü Burim Kaba'ya göre tüm gereken çalışmalar devamlı olarak yapılmaktadır. Su tesisatındaki yapılmış olan müdahaleler 445 olarak saya mevcut olan devam etmesi konusunda da beklenen bir durum. Çünkü Debre'deki su tesisatı oldukça eski. Son olarak özellikle çalışanların müdahale etme ve kanalizasyona müdahale etme çalışmaları 133 sayı olarak belirlenmiştir. Onlardan özellikle yüzden fazla da mevcut olan müdahale ve intervensyon olarak gerçekleştirilmiştir. Debre Standart Kamu Şirketi Müdürü Kaba'ya göre yapılması gereken yapılacaktır. Ondan dolayı Debre'nin özellikle sadece su tesisatı değil, aynı zamanda şehrisel olaylarla, olarak temizliği ve kanalizasyon çalışmaları standart kamu şirketine ait olmaktadır. Devlet pazar müfettişleri tarafından gereken teftişlerle ilgili olarak ve pazar günkü özellikle çalışmama günü söz konusu olmasına ilişkin olarak neticeleri paylaşılmaktadır. Mevcut olan teftişlere devam edilmektedir ve ülkemizde büyük ölçüde bu yasalara saygı gösterilmektedir. Önceden mevcut olan pazar günkü çalışmalarını beyan etmiş olan şirketler ancak pazar günü çalışabilir. Agron göre tüm gereken çalışmalar ve kontrol devam edilecektir Bu konuda herhangi bir avda söz konusu değildir Haber bültenimiz sona erdi görüşmek üzere efendim